Sulu çözeltilerde denge kısmında suyun oto iyonizasyonu, yani suyun kendi kendine iyonlarına ayrışması ve bunun üzerinden temeli olarak bunu anlatacağız ve bunun üzerinden pH ve pH hesaplarının nasıl olduğunu gösteriyor olacağız. Hem matematiksel ifadelerle hem de bunların grafiksel yorumları karşımıza çıkıyor olacak. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Su aslında kendi kendine su içerisinde iyonlarına ayrışabiliyor ama bu çok zayıf bir denge. Öncelikle su için biz mutlak bir yalıtkan madde olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü su içerisinde zayıf da olsa iyonlar var. 10 milyon su molekülünden yaklaşık bir tanesi hidrojen artı ile OH eksi iyonlarını oluşturur. Buna suyun otoiyonizasyon, yani kendi kendine iyonlaşması ismi verilir. Bu iyonlaşma çok düşük miktarda olduğu için saf su pratikte elektrik akımını iletmez olarak kabul ediyoruz. Ama yine de ilettiğini söyleyelim. Su aslında suyla tepkimeye girip, şöyle ben bir tepkime yazayım. Bronşetli oraya göre suyla su tepkimeye girip şu şekilde bir tane hidrojen aktarıp H2O artıyla OH eksiye ayrışır. Biz bunu daha sade ifade göstermek istiyorsak, daha sade bir ifadeyle her iki taraftan su moleküllerini sadeleştirirsek su eşittir. Şuradan bir su molekülü giderse H artı kalır, artı OH eksi olur. Yani suyun kendi kendine iyonlaşmasını bu şekilde kısaca göstermiş oluyoruz. Tabi burada hidrojen iyonunu göstersek de bazen işlediğimiz gibi böyle sade şekilde karşımıza çıkabiliyor. Asitten gelen H artı iyonunu su molekülündeki elektron çiftleri saldırır. Eğer elektron çifti, yani kovalent bağ oluşturan elektronların her ikisi bir tek atomdan geliyorsa oluşan şuradaki kovalent bağ biz koordine kovalent bağ ismini veriyoruz. Burada koordine kovalent bağ oluşuyor hidrojen iyonu oluşurken, ama denge tepkimelerinde bunlar işte çok fazla karıştırılmasın, ifadeler kolay olsun diye hidrojen iyonu yerine biz H artı şeklinde yazıyor olacağız. İşte şurada hidrojen iyonunun oluşumunu burada görüyoruz. Bir tane hidrojen yapıya bağlanmış, moleküler formda da bu şekilde görünüyor. Peki suyun bu iyonlaşma dengesi bizim bir işimize yarıyor mu? pH ve pOH kavramları ne demek? Bunlara bir bakalım. Öncelikle su iyonlarına ayrıştığı için biz burada bir denge sabiti yazacak olursak, KC şeklinde yazacak olursak bunu, hidrojen iyonu çarpı hidroksil iyonu bölü su dememiz lazım, ama su sıvı halde olduğu için bu tabi sudaki su. Bunun değerini biz KC ile çarptığımızda suyun değişimi 55.6 gibi büyük bir değer olduğundan suyun iyonlaşma değişimi çok çok küçük olur. Bu nedenle suyun değişimini biz sabit olarak kabul ederiz. Yani burada sanki iyonlaşmamış gibi kabul ederiz. Yani biz bunu sabit bir sayı olarak kabul edersek, sabit bir sayıyla sabit bir sayı olan, sabit sıcaklıkta yani, sabit bir sayı olan KC'yi çarptığımızda yine sabit bir terim oluşur. İşte biz bu sabit terime K su ifadesi diyeceğiz. Dolayısıyla K su dediğimizde bunun eşiti H artı iyonuyla hidroksil iyonlarının çarpımına eşit olacak. Ve biz bunu 25 derece Celsius ortamda, yani oda sıcaklığında K su değerini 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 molar olduğunu bilmemiz gerekecek. Biz bu değeri kullanacağız, ezberinde olsun. Yani 25 derece Celsius ya da oda koşulu derse sana veya oda sıcaklığında derse, bunların hepsi aynı ifadedir. Bu değerde suyun iyonlaşma sabitinin değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 molardır diyebiliriz. Peki bu değeri bu şekilde yazdık. Burası oldukça önemli ve senin bilmek zorunda olduğun bir yer. Çözeltilerimiz nötral olabilir, asidik olabilir, bazik olabilir. Nötral ise biliyorsun hidrojen iyonuyla hidroksil iyon değişimi birbirine eşittir. Dolayısıyla biz bunları eşit olarak alırsak 10 üzeri eksi 14 eşittir hidrojen iyonu. Hidrojen iyonu hidroksil iyonun eşit olduğu için hidroksil yerine de hidrojen yazarsak hidrojen iyonunun karesi gelir. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 14 dediğimizde her iki tarafın karekökünü aldığımızda hidrojen iyon derişimimiz eşittir 10 üzeri eksi 7 molar olur. Yani çözeltimiz nötrse hidrojenle hidroksil birbirine eşit olur ve derişimimiz 10 üzeri eksi 7 molar olur. Çözeltimiz asidik olursa, asidik çözeltilerde biz ne biliyoruz? 10. sınıftan hatırla.
hidrojen iyon derişimi hidroksil iyonundan fazla olacak. Hidrojen iyonundan fazla olacaksa o zaman hidrojen iyon derişimi 10 üzeri -7 molardan büyük olacak. Hidroksil ise tabii ki bunun tersi bir şekilde 10 üzeri -7 molardan küçük olması lazım. Yani şöyle bir örnek verebiliriz. Hidrojen iyon derişimi 10 üzeri -5 molarken hidroksil iyon derişimimiz 10 üzeri -9 molar olur. Zaten çarpımlar her zaman 10 üzeri -14 yapacak 25 derece Celsius için. Tersi durumda bazik bir çözeltiden bahsediyorsak da o zaman hidrojenimiz 10 üzeri -7'den küçük olur. Yani şuraya diyelim ki 10 üzeri -10 molar olsun bu. 10 üzeri -7'den küçük bir sayı. Burası o zaman 10 üzeri -4 molar olur ve o da 10 üzeri -7'den büyük bir sayıdır diyoruz. Danimarkalı kimyacı Sorensen 1909 yılında pratik bir ifadeyle, yani bunu biz nasıl pratikleştiririz, bu 10 üzeri eksilerden nasıl kurtuluruz diye düşündüğümüzde matematiksel bir ifadeyle bunu ortaya koymuştur. Potential of hydrogen, yani pH dediğimiz şey ya da hidrojenin gücü olarak da çevirebileceğimiz bir değerdir bu pH. Aslında o anlama gelir. Bu da eksi logaritma 10 tabanında hidrojen iyon derişimi olarak bilinir. Yani matematiksel ifadesi pH'ın budur. Şimdi ben 25 derece Celsius'ta mesela nötral bir çözelti için alıyorsam 10 üzeri -7 molar ya. Ben bunun eksi logaritmasını alırsam 10 üzeri -7'nin logaritma 10 tabanında 11 yapar. Şu -7'yi öne geçirirsek eksi çarpı -7 çarpı logaritma 10 olur. 10 tabanında 10 da logaritma 1 yapacağı için eksi eksinin çarpımı pH'im kaç olur? 7 olur. Dolayısıyla nötral bir çözeltide oda sıcaklığında pH'imiz ve pOH'imiz birbirine eşittir ve nötral ortamda 7'dir sonucuna buradan varıyoruz. Asidik bir çözelti olursa az önce işte örneğini verdik. Hidrojen iyon derişimimiz 10 üzeri -7 molardan büyük olacak. Dolayısıyla ben bunun mesela bir tane değer vereyim. 10 üzeri -4 molar diyelim ki. Ben bunun eksi logaritmasını alırsam eksi logaritma 10 üzeri -4 derim de eksi 4 başa geçerse artı 4 olur. Dolayısıyla pH değerimiz 4 çıkar. pOH değerimiz ise 14'e tamamlayan ifade olacağı için 10 çıkacaktır buradan. Yani biz direkt aslında şimdiden söyleyeyim. Ben bütün hesaplamalarımı pH üzerinden yaparım. Hani her ikisini aynı anda kullanmak çok bilmiyorum işleri sanki pratikleştirmiyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla bana ne verirse versin, hidroksil iyon derişimini de verse, pOH değerini de verse bana, ben hep pH üzerinden çözüp, yani onun üzerinden düşünüp çözüme ulaşıyorum. Çünkü yorum sorularında yanlış yapmamam gerekiyor. %50 şansım var, ya asit olacak ya baz olacak çünkü, ya da ya büyüktür ya küçüktür olacak. Bununla ilgili soruları görüyor olacağız zaten. Dolayısıyla hesaplarda hata yapmaman için, yorumlarda hata yapmaman için bence yani benim tabii tavsiyem o. Uyarsın uymasın senin bileceğin iş. Ben tek bir değer üzerinden gidiyorum. Ne verirse versin oraya dönerek iş soruları çözüyorum. Burada yapacağım şey bu olacak. Dolayısıyla 25 derece için pH ile pOH'un toplamı 14 yapar. Ya da hidrojen ile hidroksilin çarpımı 10 üzeri -14 yapar. Bu eşitleri çok fazla kullanıyor olacağız. Şimdi bazik bir çözelti olursa da tam tersi olarak bazik bir çözelti olursa da işte pH'imiz ne olacak? Hidrojen iyon derişimimiz 10 üzeri -7'den küçük. Yani diyelim ki 10 üzeri -12 molarlık bir hidrojen iyon derişimi var. Ben bunun eksi logaritmasını alırsam pH değerim ne olacaktır? 12. pOH değerim ne olacaktır? 2. Gördüğün gibi pOH değerim 7'den küçük. pH değerim ise 7'den büyük olarak çıkmış oluyor bazik çözeltilerde. Saf su iyonlaşma sabitini deneysel olarak sıcaklıkla değişimine bakacak olursak 0 derece Celsius'ta 10 üzeri -14'ün bir çarpanı daha küçük 0,114 çıkıyor gördüğün gibi. Sıcaklık arttıkça K su değerinde arttığını görüyoruz. Bak 25 derecede 1, 30 derecede 1,4, 50 derecede 5,4, 100 derecede 51'e kadar çıkıyor. Dolayısıyla ben bunun ne diyeceğim? Sıcaklık arttıkça K su değeri artıyor. O zaman bunlar arasında bir doğru orantı varsa demek ki saf suyun kendi kendine yoğunlaşması endotermik bir olaydır sonucuna varıyoruz. Bunu da biliyorsun, kabul ediyoruz. Dolayısıyla sana yorum sorularında 25 derecenin üzerinde bir sıcaklık değeri verirse, mesela 50 derece, 60 derece, 70 derece gibi değer verirse ne olmasını beklersiniz gibi soru sorduğunda K su değerinin 10 üzeri -14'ten daha büyük olacağını, yani 1 çarpı 10 üzeri -14'ten daha büyük olacağını ve bunun üzerinden de yorumlarımızı yapmamız gerekecek. Mesela ben bir yorum yapayım. Diyelim ki ben bu değerleri bilmiyorum. Ezberimde yok ama ben endotermik olduğunu biliyorum. Diyelim ki sıcaklığım 80 derece Celsius. 80 derece Celsius'ta çok, şimdi çok sallayacağım değeri. Diyelim ki tabii rahat işlem yapmam için. Diyelim ki K suyun değeri
10 üzeri eksi 14'ten büyük bir değer. Peki 10 üzeri eksi 14'ten büyük olan 10 üzeri eksi 15 mi olur, 10 üzeri eksi 13 mi olur ya da 12 mi olur? K usulü 10 üzeri eksi 12. O zaman benim hidrojen iyon derişimi nötral çözeltide birbirine eşit olacağı için şeyle OH'la 10 üzeri eksi 6 molar olur. O zaman burada benim pH'im kaç olur? 6. pH ile pH'in toplamı da 12 olur. Bunlara dikkat et. Dolayısıyla buna göre yorum soruları gelir. İşte pH'in 6 olması ya da işte örnek veriyorum 6,5 olması çözeltinin asit olacağı anlamına gelmeyebilir. Nötral bir ortam olmuş olabilir. Çünkü biz artık sıcaklık değiştiği için K su değerinde büyüdüğünü düşünüyor olacağız. Ama burada şunu rahatlıkla söyleyebilirsin. Mesela yorum yapacak olursak. Mesela pH 7.2 olduğunda çözelti için nasıl yorum yaparız? Şimdi pH'im benim 7'den küçük olmak zorunda değil mi? Nötral çözeltide. Burada bunu gördüm. 6 benim verdiğim değere göre 6 oldu. Yani 7'nin altına indim. O zaman mesela bana dese ki işte sallıyorum şimdi 50 derece Celsius'ta pH'in 7.2 olması çözeltinin nötr özellik göstereceği anlamına gelir mi? Gelmez. Çünkü ne olacak? pH 7'den küçük bir değerde nötralize olacak. O zaman 7.2 veriyorsa bana demek ki ortam kesinlikle baziktir yorumunu yapıyor olacağım. İşte bu tür şeylere dikkat et. Hem matematiksel ifadeleri yorumlamayı kullanıyor olacağız burada. Hem de endotermik olduğu bilgisini kullanıyor olacağız. pH ve hidrojenle hidroksil iyonlarının grafiklerini yorumlama kısmına gelecek olursak aslında burada grafik okumayı soruyoruz. Şunu söyleyelim bir defa en temel işlemimiz bizim bu. Hidrojenle hidroksilin çarpımı 25 derece Celsius ortamında 10 üzeri eksi 14 molardır. Mesela bana böyle bir grafik verirse burada bir eğri çıkar. Yani derişimler cinsinden bir grafik verirse burada bir eğri elde ederim. Eğer eksi logaritmalı grafik yani pH grafiğini verirse orada da bir lineer ters orantı grafiği görürüm. Yani doğrusal bir grafik olur. Onu da şöyle göstereyim. Bak gördün mü? Doğrusala dönüyor grafik. İkisi arasında en temel fark bu. Daha sonra şunu söyleyebiliriz. İşte 10 üzeri eksi 7 moların nötral nokta olduğunu biliyorum. Dolayısıyla şurası nötral nokta, nötr nokta. Hidrojen iyonu fazlalaşırsa, yani şu sağ yönüne gidersek, hidrojen iyonu fazlalaştığı için ortam asidiktir. Sol yönlü yani yukarı yönlü gidersek de hidroksil iyonu fazlalaşırsa ortam bazikleşir. Buna göre de değerleri alırız ama çarpımlar her zaman 10 üzeri eksi 14 olacak. Dikkat et. Mesela 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi 5'in çarpımı şuradaki değer yine 10 üzeri eksi 14 yapıyor. Tamam. Bunu bu şekilde yorumluyor olacağız. Dolayısıyla buradan çıkan sonucumuz ne? Nötral çözeltilerde eşitlik var. Asidik çözeltilerde hidrojen fazla, bazik çözeltilerde hidroksil fazladır. Zaten az önce anlattığımız konunun grafiğe dökülmüş hali. pH ile pH grafiğine bakacak olursak bir ters orantı grafiği görüyoruz. Gördüğün gibi yine 25 derece Celsius'ta bilmen gereken şey şu. K su'nun eksi logaritma sanırsam pK su olur. Hidrojen ile hidroksilin çarpımının eksi logaritma sanırsam pH artı pH 14 değerine eşit olur. Yani sen şu eşitliği grafiklerde kullanıyor olacaksın 25 derece Celsius için. Dolayısıyla burası oldukça önemli. pH'in 7 olduğu noktaya dikkat et. Şurası nötr noktamız. Dolayısıyla nötralleşme noktamız şurası. pH 7'den büyük olursa ortam bazik olur. Bak şurada şu grafikte şu çizgi üzerine neresi denk gelirse gelsin burası bazik bölgedir. Şurası ise nereye denk gelirse gelsin burası ise asidik bölgedir. pH'in 7'den küçük olduğu noktadır. Ve gördüğün gibi ters orantılı bir şekilde bir grafik elde ediyorum. Ama bir eğridir lineer bir doğru elde etmiş oluyorum. Burada da yine nötral çözelti için pH ile pH birbirine eşit olur. Asidik çözeltilerde pH küçük, bazik çözeltilerde ise pH daha büyüktür yorumunu yapıyor olacağız. Ama nerede? Dikkat et 25 derece Celsius sıcaklıkta. Şimdi konuyla ilgili uygulama alanındaki sorularımız var. Oldukça önemli pratikler bunlar. Birincisine bakalım. 25 derece Celsius sıcaklıkta 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar hidronium iyonu içeren çözeltinin pH değeri ne olur? Hemen eksi logaritmasını alırsak bunun 10 üzeri eksi 3'ün. Eksi 3 başa diye geçer. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Dolayısıyla 3 çarpı logaritma 10 olur. Hani şimdilik işlem yapıyorum. Direkt olarak 3 yazabiliriz burada. Şunun eksi logaritmasını alıp dolayısıyla A şıkkı 3'tür diyeceğiz. B'ye bakalım pH değeri kaçtır? 25 derece Celsius sıcaklık varsa ben ne biliyorum? pH ile pOH'ın toplamı 14. Ben pH 3 bulduysam 3 artı pOH 14 ise daha doğru bir ifadeyle 14'ten 3'ü çıkartırsak pOH değerini 11 olarak hesaplamış olacağız. Hidroksil iyon derişimi ne olur? Şimdi hidroksil iyon derişimi şöyle olur. Eksili işlem yaparsak şöyle deriz. 10 üzeri
Eksi pOH bize hidroksil iyon değişimini verir. Dolayısıyla elimizdeki pOH 11 olduğu için 10 üzeri eksi 11 molardır diyebiliriz hidroksil iyon değişimi için. Benzer şekilde hidrojen iyon değişimini de hesaplardık. Hidrojen iyon değişimimiz 10 üzeri eksi pH'tır. O da 10 üzeri eksi 3 molar olur. Yani zaten bize bunu vermişti. Eğer sorsaydı pH'i verip bu şekilde yine işlem yapıyor olacaktık. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda ne diyor? 25 derece Celsius sıcaklıkta hidroksil iyon değişimi 10 üzeri eksi 6 molar olan çözelti için. Hemen eksi logaritmasını alırsak pOH değerini buluruz. Hemen eksi logaritmasını aldığında pOH değerim 6. pH değerim 14'ten 6 çıkarsa 14'ten 6 çıkartarak pH'i 8 olarak hesaplıyoruz. Hidrojen iyon değişimimiz ise hemen 10 üzeri eksi pH'tan 10 üzeri eksi 8 molar olarak hesaplamış oluyoruz. Yani bir de biraz uzun gösterdim ama iki de direkt pratik olarak işlemleri yapıyor olacağız. 3'e bakalım, oda sıcaklığı demiş. Bak, oda sıcaklığından bundan çözeltiden asit baz veya nötr olarak sınıflandırırız. Şimdi A için ne derim ben? Çözelti türü A için. pH 0. pH 0 ise 10 üzeri eksi 0. 10 üzeri 0 demek yani 1 molar. Dolayısıyla benim hidrojen iyon konsantrasyonum 1 molarmış. Doğru mu? 1 molar olduğu için ben A çözeltisi için kesinlikle kuvvetli asit çözeltisidir diyebilirim. Yani asidik çözelti. B'ye bakacak olursak pH 4. 7'den küçük olduğu için ne diyeceğim ben? Yine asidik bir çözelti. C'ye geldiğimde hidrojen iyon değişimi 10 üzeri eksi 5 molar. Bunun eksi logaritmasını alayım ben. pH'in 5 çıktığı için bu da asittir diyebiliriz. D'ye geldiğimizde ise hidroksil iyonumuz 10 üzeri eksi 12. Bak, direkt hidroksilden gitme istersen hidroksilin eksi logaritmasını al. pOH değerin kaç çıkıyor? 12. pOH değeriyle işlem yapma ama. pH'e dön. Şaşırma diye. pOH 12 ise 14'ten 12 çıkarsa pH değerimiz burada 2 çıkacaktır. Dolayısıyla bu da asitlik bir çözeltidir. Bak, bunun pH 2, bunun pH 5, bunun pH 4, bunun pH 0. Dolayısıyla 7'den küçük olduğu için hepsi asidiktir. Diğerlerine bakalım. E şıkkı ne olur? pH 7'den büyükse bazik bir çözelti. F'ye bakalım. Bak, 10 üzeri eksi 7 molar. Göreceğim tek nötr nokta zaten 10 üzeri eksi 7. pH'in 7 olduğu yer olduğu için burası nötralleşme noktası. G şıkkına bakacak olursak pOH pH'tan büyükse ortam asittir. Nasıl? Yani ezberde yapacak bir şey yok ama ikisinin toplamı 14 değil mi? Yani 7 7 değil de mesela birine 8 birine 6 vermek zorundasın. Yani burası 8 ise burası 6 olur. Bak, pH'im 7'den küçük çıktığı için demek ki ortam asittir. Direkt pH'e göre düşününce çıkıyor. H şıkkına gelecek olursak da hidroksil iyonumuz 10 üzeri eksi 7 molardan küçükse ortam yine asittir diyeceğiz. Ya da şöyle yapabilirsin. 10 üzeri eksi 7'den küçük bir sayı ver. Mesela 10 üzeri eksi 10. Şurası 10 üzeri eksi 10 olursa, tamam mı? Ne olur bunun eksi logaritması? 10 olur. pOH 10 ise pH'imiz kaç çıkar? 4 çıkar. Buradan da yapabilirsin. Yani dediğim gibi ya birbirine döndür ya da işte mantık yürüt, bir şekilde içinden çıkmamız lazım. Gördüğün gibi çoğu da asit olarak çıktı. Bir tek E şıkkı baz, F şıkkı da nötr olarak karşımıza geliyor. 4'e bakacak olursak 25 derecede yine hidrojen iyonu molar değişimi, hidroksil iyonu molar değişimi 10 üzeri 6 katı olan çözelti için. Şimdi bak, hidrojen iyon değişimi ne diyor bana? Hidroksil iyon değişiminin 10 üzeri 6 katı. Yani şöyle bir kurgularsak problemi. Bunun 6 katı hidrojenmiş. O zaman ben ne biliyorum bir de? Hidrojenle, değil mi? Hidroksilin çarpımı 25 derece Celsius'ta 10 üzeri eksi 14 olarak biliyor muyum? Hidrojen yerine ben şunu yazarsam 10 üzeri 6 çarpı OH eksi diyeyim. Çarpı bir de OH eksi de yukarıdan geliyor. Değil mi? Şunu hidrojen yerine yazdık. Şurası hidrojen yeri. Şurası ise diğer OH'ın yeri. Eşittir 10 üzeri eksi 14 dediğimde şurası hidroksilin karesi gelir. 10 üzeri 6'yı bu tarafa atarsam 10 üzeri eksi 20 yapacaktır. Her iki tarafın karekökünü alırsam hidroksil iyon değişimi 10 üzeri eksi 10 molar olarak gelir. pH sormuş bana. O zaman bana hidrojen lazım. Çarpımları 10 üzeri eksi 14 olacaksa hidrojenimiz de 10 üzeri eksi 4 molar gelir. Bunu da ben eksi logaritması alırsam pH değerini 4 olarak hesaplamış olurum. 5. soru, oda sıcaklığında bulunan ve hidrojen ve hidroksil iyonu 10 üzeri eksi 2 molar olan çözelti için A ve B'de çeşitli şeyler sorulmuş. A'da hidrojen iyon değişimi soruluyor. Şimdi oda sıcaklığı dediği için ben şöyle bir eşitlik biliyorum. Hidrojenle hidroksil iyonunun çarpımı 10 üzeri eksi 14 molar. Peki şuradan içler dışlar çarpımı yaparsak
Hidrojen 10 üzeri eksi hidroksile eşit. Dolayısıyla hidrojen yerine 10 üzeri eksi 2 hidroksil yazarsak şöyle. Hidroksil yazdım. Çarpı hidroksil eşittir 10 üzeri eksi 14. Hidroksilin karesi geldi yine. Değil mi? Karesi eşittir. 10 üzeri eksi 2 bu tarafa atarsak artı diye geçer. 10 üzeri eksi 12. Her iki tarafın kare kökünü alırsak da hidroksil iyon derişimimiz 10 üzeri eksi 6 molar gelir. Şimdi hemen bak B'yi cevaplandırabiliriz değil mi? pOH ne olur? pOH değerimiz eksi logaritmadan 6 gelir. Şuranın cevabı 6 olacak o zaman. Devam edelim. A şıkkı ne olur? Hidrojen iyon derişimi. Hidrojen iyonunu da şuradan hesaplayabiliriz. Çünkü çarpımları 10 üzeri eksi 14 yapacağı için 10 üzeri eksi 6 ile sorulanı çarptığımda 10 üzeri eksi 14 olacak. Sorulan da buradan 10 üzeri eksi 8 molar olarak gelir. Dolayısıyla burası 10 üzeri eksi 8'dir diyeceğim. C'ye bakalım. Mavi turuncu o kağıdın rengini nasıl etkiler? Şimdi ortam pH'ımız 8 çıktı. Şuradan pH da 8 aynı zamanda. pH 8 ise bu çözelti için nasıl bir çözelti diyeceğiz? Bazik. Bazik çözeltiler için burada mavi turunsol kağıdını değiştirmezler deriz. Çünkü bazik ortamda turunsol kağıdı mavi renk verir zaten. Dolayısıyla burada renk için değişmez ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. 6'ya bakalım. Aşağıdaki tabloyu oda sıcaklığında bulunan çözeltiler için doldurunuz. Şimdi hidrojen iyon derişimi 1 denilmiş. Hidrojen iyon derişimi 1 ise bu biraz hani zıt bir örnek oldu ama tabii ki hidroksil iyon derişimimiz de 10 üzeri eksi 14'e eşit olacağı için çarpımı direkt olarak buraya 10 üzeri eksi 14'tür diyebiliriz A şıkkı için. pH diyelim. Ben bunun eksi logaritmasını alırsam logaritma 10 tabanında 1 0 yapar. Dolayısıyla pH'ımız 0. Toplamları pH ile pH'ın toplamı 14 olacağı için pOH değerimiz de 14 olur ve ortam asidik olur bu ifade için. 10 üzeri eksi 4 molar hidroksil vermiş. Çarpımı 10 üzeri eksi 14 yapacağı için burası 10 üzeri eksi 10 molar olur. Doğru mu? Bunun eksi logaritmasını alırsak pH 10. pOH şunun eksi logaritmasını alırsak 4. pH'ım 10 olduğu için ortam baziktir ifadesini kullanıyor olacağız. Devam. H şıkkına bakalım. Bak pH'ım eksi 1 çıkmış. Bu ne demek? Aslında 10 molarlık bir çözelti değil mi? Bak şöyle düşün. Ben şey için hidrojen iyon derişimi için ne diyorum? 10 üzeri eksi pH diyorum değil mi? 10 üzeri eksi pH diyorsam pH'ım eksi 1. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1. Dolayısıyla 10 üzeri 1 molar yani 10 molar. Burası 10 molarlık bir çözelti. Hidroksil iyon derişimimiz ne olur o zaman? Burası da o zaman 10 üzeri eksi 15 molar olur. Biraz değişik örnek bunlar. Uç örnekler. Çünkü çarpımları 10 üzeri eksi 14 yapacak. 10 üzeri eksi 15 ile 10 üzeri 1'i toplarsak 10 üzeri eksi 14 yapar. pH 10 eksi 1 ise pOH 15 olur. Ve çözeltimiz çok kuvvetli bir asit çözeltidir. Yani ortam asidiktir deriz. Çünkü pH'ımız eksi 1 çıkmış. Burada pOH değerimiz 2 ise hemen hidroksili yazmak işime geldi. 10 üzeri eksi 2 molar. O zaman buraya da 10 üzeri eksi 14 tamlarsak 10 üzeri eksi 12 molar olur. Hidrojen eksi logaritması alırsak pH'ımız 12 olur. pH 12 olduğu için ortam baziktir ifadesini kullanabiliriz. Bu geçişleri oldukça sık bir şekilde yapıyor olacağız. Şimdi geldik grafik sorularına. Grafik sorularına bakalım. Bir sulu çözeltiye 25 derecedeki hidrojen ve hidroksil iyon derişimlerinin değişimi verilmiş. Belirtilen çözeltiler, belirtilen etkilerin hangileri bu çözeltiye ait özelliklerin bir noktasına iki noktasına değişmesine neden olabilir? Yani birden ikiye doğru nasıl geçiş yapabiliriz acaba? Tabi birden ikiye doğru ne oluyor baktığımızda? Burası yatay eksenle hidrojen iyon derişimi olduğu için hidrojen iyon derişimi artıyor. Yani ortam asitleşiyor demektir. Asidik hale geliyor demektir. Daha da asitleşiyor demektir. Peki biz bunu nasıl sağlayabiliriz? Bakalım. Hacim sabitken çözelti içinde çözünen maddenin mol sayısını artırmak. Şimdi çözünen maddemiz bizim aslında asidik değil mi? Asidik bir madde. Çünkü asidik yani şu çizginin sağında olan her yer asit. Dolayısıyla ben burada çözünen maddenin mol sayısını artıracak olursam hacim sabitken. Şimdi molarite ne demek? Mol sayısı bölü hacim. Hacim sabitken ben madde miktarını artırsam molariteyi de artırırım. Dolayısıyla hidrojen iyon derişimi de artacaktır. Artacağı için birden ikiye doğru bir kayma olur. Dolayısıyla A şıkkı için doğrudur ifadesini kullanabilirim. Yani böyle bir etki yapılırsa bu değişimi gözleriz. B'ye bakalım. Buharlaşma olmaksızın çözeltinin sıcaklığını artırmak.
Şimdi burada tabii çözülen maddenin endotermik mi egzotermik mi olduğunu söylemek lazım ama burada bir asit çözeltisi var elimde. Dolayısıyla burada tabii şey var, hani tamamen iyonlaştığını kabul ediyoruz. Burada zayıf bir asit baz dengesinden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla burada pH'imiz belli değil mi? Mesela pH'im kaç benim burada? Örnek veriyorum 5 ya da 4, neyse. Şimdi buharlaşma olmadan molarite eşittir mol sayısı bölü hacim ya. Buharlaşma olmuyorsa hacim sabit. Çözünen maddenin de mol sayısı sabit. Çünkü daha çok madde çözülmeyecek. Yani dipte herhangi bir katı şeklinde bir asit maddesi olmadığını düşünüyoruz burada. Olsaydı zaten bunu verirdi ve soru çok farklı şekilde gelirdi. Dolayısıyla her ikisi değişmeyeceği için molarite de değişmez. Dolayısıyla bu herhangi bir şekilde durumu etkilemeyecektir. Bu birden ikiye getirmeye yaramaz. Çözeltiden bir miktar su buharlaştırırsak, şimdi yine yazıyorum, molarite mol sayısı bölü hacim. Mol sayısı sabit kalırken çözeltiden bir miktar suyu boşaltırsak, buharlaştırırsak hacim azalır. Hacim azalırsa çözeltinin derişimi artacaktır. Derişim artması çözeltiyi birden ikiye getirir. Yani pH'ımızı da arttırır, hidrojen iyon derişimi de arttırır. Dolayısıyla C şıkkı için olur ifadesini kullanacağız. Çözeltiye aynı çözünürlüğünü içeren derişimi daha büyük başka bir çözeltiden bir miktar eklemek. Bu şu şöyle bir şey. Mesela elimdeki çözelti diyelim ki 10 üzeri eksi 2 molarlık bir asit çözeltisi. Bana diyor ki derişimi daha büyük bir çözünen içeren. Mesela diyelim ki bir miktar çözeltim var burada. Benim aynı çözelti içeriyor. Aynı asit çözeltisi içeriyor. Ama bunun derişimi 10 üzeri eksi 1 molar. Şimdi bunun molaritesi daha fazla olduğu için ben bunun için eklediğimde karışım sonucunda, yani çözeltinin karışımı sonucunda oluşacak olan derişim, bak şöyle ifade edeyim ben. Ben nereden başladım? İşte 0,01'dim. Elime 0,1'lik bir çözelti eklendi. Bak ikisini karıştırırsak çözelti derişimi şu arada bir yerde olur. Ama ben buradan başlamıştım. Dolayısıyla ne olacak derişim? İlla ki artacak. 0,1'e doğru bir gidiş olur. Dolayısıyla hidrojen iyon derişiminde bu anlamda artacaktır. Yani aynı çözünen içeren derişimi daha büyük bir başka çözelti ilave edersek, ne kadar ilave edersek edelim, mutlaka derişimi artıracaktır başlangıç konumuna göre. Dolayısıyla D seçeneği içinde olur ifadesini kullanacağız. Çözeltiye hacmin yarısı kadar su eklemek. Şimdi bak bu çok ters bir etki yaratır. Neden? Şimdi molaritenin mol sayısı sabit değil mi? Ben hacminin yarısı kadar su eklersem sonuçta hacim artar. Hacim artacağı için çözelti seyrelir. Seyreldikçe çözeltilerde molarite düşmüş demektir. Molarite düşeceği için çözeltimiz iki konumundan bir konumuna gelir. Yani ters etkide bulunur. Dolayısıyla bu ifade için olmaz ifadesini kullanıyor olacağız. 8. soruya gelelim. Birkaç sulu çözeltiye ait 25 derece Celsius'taki hidrojen ve hidroksil iyon derişimleri verilmiş. 1 numaralı eğri yanda verilmiş. 2 numaralı eğri de verilmiş. Bu grafikle ilgili İfadelerde doğru içinde, yanlış içinde ifadesini kullanıyor olacağız. Tabi burada noktalarımız var. Bakalım yorumlarımız nasıl olacak. A şıkkında ne diyor? A noktasındaki noktamız şurada. A noktası 10 üzeri eksi 5 molarlık bir hidroksil iyonu içeriyor. A noktasındaki çözelti bazik, B noktasındaki çözelti için bakalım 10 üzeri eksi 7 molar nötral. Bak şuraya yazayım ben. Hidrojen yüzünden gidelim istersen. Hidrojen derişimi burası 10 üzeri eksi 5 molarsa şurası 10 üzeri eksi 9 molar olur. Çünkü çarpım 10 üzeri eksi 14 yapacak. Şurası 10 üzeri eksi 7. C noktasına bakalım. C noktası 10 üzeri eksi 4. Dolayısıyla A noktası çözelti baziktir, doğru. B noktasındaki çözeltimiz 10 üzeri eksi 7 molar olduğu için nötraldir. C noktası ise 10 üzeri eksi 4 molar olduğu için pH'i 4, 7 ve 9 çıkıyor. Burası 4 çıkacağı için asidiktir. Dolayısıyla bu ifade için doğru ifadesini kullanıyor olacağız. B şıkkına bakalım. X değeri 10 üzeri eksi 10 molar olup çözeltinin asidik olduğunu belirtir. Şimdi buraya bakarsak C noktasına karşılık geliyor. Burası 10 üzeri eksi 4 ise burası 10 üzeri eksi 10 yapar. Çünkü çarpım 10 üzeri eksi 14 yapacak. Ve pH değerimiz 10 üzeri eksi 4'ün eksi logaritmasını alırsak 4 çıkacağı için ortam asidiktir. 10 üzeri eksi 10 da doğrudur. Verilen ifadeler doğru olduğu için bu ifade içinde doğrudur ifadesini kullanıyor olacağız. C'ye bakalım. Y değeri 10 üzeri eksi 10 molar olup çözeltinin bazik olduğunu belirtir. Şimdi Y 10 üzeri eksi 9 çıkıyor gördüğün gibi. Orası hatalı. Ve çözeltinin bazik olduğunu gösterir. Çünkü eksi logaritmasını alırsak pH 9 çıkar. 7'den büyüktür. Yani şu kısmı doğru ama şu kısmı yanlıştır. Bu ifade hatalı oluyor. D'ye bakalım. Grafikteki taralı alan suyun iyonlaşma sabitine, yani K suya eşittir. Taralarına bakarsak
Şurası yatayı 10 üzeri eksi 9, dikey ise 10 üzeri eksi 5'tir. Taralı alan için dikdörtgenin alanı 10 üzeri eksi 9, 10 üzeri eksi 5'in çarpımı 10 üzeri eksi 14'ü verir. O da K(S)U değeridir. 25 derece Celsius'ta ifade doğrudur. Çözeltinin sıcaklığı artırdıkça taralı alan daha da büyük olur denilmiş. Burada çözeltinin sıcaklığını artırırsak biz K(S)U değeri artacaktır. Doğru mu? Çünkü orası hani 25 derece Celsius için geçerli ama 10 üzeri eksi 14 ifadesini biz 10 üzeri eksi 13, 10 üzeri eksi 12 gibi düşünecek olursak taralı alanında boyutu artacaktır. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir diyeceğiz. O da neden? Çözeltilerde çünkü suyun çözünmesi endotermik bir olaydır diyoruz. F şıkkına bakacak olursak 2 numaralı eğri 25 derecenin altındaki bir sıcaklık elde edilmiştir. Şimdi noktaya bakacak olursak G noktası var orada gördüğün gibi. Şimdi 10 üzeri eksi 7 molarken şurası 10 üzeri eksi 5 çizgisine denk geliyor. Dolayısıyla burada çarpımlar 10 üzeri eksi 12 molar yapıyor. Bu K(S)U değerinin büyüdüğü anlamına gelir. K(S)U değeri de nasıl büyür? Sıcaklık artında büyür. Dolayısıyla 2 numaralı eğri daha sıcak bir ortamda çizilmiş olmalıdır. Daha sıcaklık altta değil daha yüksek olmalı. İfade hatalı olmuş. G'ye bakarsak çözeltiye sabit sıcaklıkta saf su eklenirse A noktası B noktasına yaklaşır mı? Sabit sıcaklıkta saf su eklersek yani A noktasına bakalım. A noktası nedir? Ortamın bazik olduğu nokta. Şimdi şöyle bir skala düşün. Bu benim pH metrem. Şunu ben vereyim sana. Şurası 7, şurası işte 0, şurası da 14'tür. Şimdi bu bölge bazik, asidik. Bu bölge bazik. Şöyle, şurası bazik bölge. Şurası asidik bölge. Ben nerede olursa olsun yani mesela şurası da bir nokta aldığımda saf suyun pH'i 7 olduğu için bazik bölgedeki bir ortama saf su eklersem pH'im 7'ye yaklaşır. Asidik bölgedeki bir maddeye saf su eklersem pH'im yine 7'ye yaklaşır. Dolayısıyla şimdi A noktasındaki çözelti bazik bir çözelti. pH'im 9. Ben saf su eklersem pH'i 7'ye doğru yaklaştırırım değil mi? Yani saf suya doğru yaklaştırırım. Dolayısıyla verilen ifade oldukça doğru bir ifadedir diyeceğiz. A çözeltisinin pH değeri ile C çözeltisinin pOH değerleri toplamı 14 eder mi? Bakalım. A ile C'ye bakacağız. A'nın pH'i kaç çıkıyor? A'nın pH'i 9. C'nin pOH'i kaç? 10. Gördüğün gibi oldukça yüksek. İkisinin toplamı kaç yapıyor? 14. Dolayısıyla bu ifade hatalı bir ifade oluyor. 19 elde ediyoruz. İ şıkkına bakacak olursak C noktası B noktasına yaklaşmışsa kesinlikle çözünenin mol sayısı azalmıştır denilmiş. C noktası B noktasına yaklaşmışsa yani ne olmuş burada? Hidrojen iyon derişimimiz azalmış. Doğru mu? Ne olmuş? Asidik bölgeden saf suya doğru gitmişim. Burada zaten asidik bölgedeyim ben. Çözünenin mol sayısı kesinlikle yani burada bir azalmadan bahsedebiliriz. Üzerine saf su eklenmiş olabilir. Derişimi daha farklı bir madde eklenmiş olabilir. Dolayısıyla kesinlikle çözünen mol sayısı azalmıştır gibi bir ifade kullanmaması hatalı olur. Belki de nötralleşme gerçekleşti burada. Şurada asidin üzerine ben biraz bazik çözeltiden eklersem pH'i 7'ye doğru yaklaşır ve tam olarak 7 halinde elde edebilirim. Dolayısıyla bunun için direkt olarak kesinlikle çözünenin mol sayısı azalmıştır demek hatalı olur. J'ye bakalım. C çözeltisine çok aşırı miktarda su eklenirse B noktasına ulaşılmış kabul edilir. C çözeltisi asidik bir çözelti. Çok asit değil mi? pH'im 4. Çok aşırı miktarda su eklersek B noktasına ulaşılmış kabul edilir mi? Bu ifadeyi doğru diyeceğiz. Neden? Çünkü çok aşırı bak. Çok aşırı miktarda su içeriyorsa mesela şöyle düşün bunu. Olayı biraz abartalım. Diyelim ki şu kadar işte pH'i 4 olan bir çözeltim var. Ben bunun üzerine 100 bin litre su eklersem ya da ne bileyim bir o okyanus kadar su eklerim düşün. Hani çok aşırı miktar dediği için. Orada asitliğin bir önemi kalmıyor ve pH'imiz 7 olarak kabul edilebilir bir değere geliyor. Çünkü belli bir şeyin altında artık çok çok küçük sayılarla uğraşamıyoruz. Bunu söylemiş olalım. Dolayısıyla bu ifade için ben doğrudur diyeceğim. Unutma B noktası aslında nötr çözeltinin noktası. Teoride ulaşamayız ama doğru kabul edilmiş sayılır diyor zaten. Kabul edilebilir mi? Evet. K şıkkına geldiğimizde F noktasına gelmek için A çözeltisine yeterli miktarda su buharlaştırmalıdır denilmiş. Şimdi F noktasına bakacak olursak F noktası daha bazik bir bölge gördüğün gibi. A noktasında işte şurası pH'imiz 9 iken
Şurada pH'imiz belki 10-11 düzeylerinde. Dolayısıyla A'dan B'ye doğru gidebilmek için az önceki verdiğim ifadenin tam tersi aslında. Saf su eklersek pH 7'ye doğru yaklaşır. Suyu buharlaştırırsak 7'den uzak şeyden daha da bazikleşecektir. Çünkü çözelti bazik olduğu için. Dolayısıyla buradaki ifade için doğrudur ifadesini kullanmamız yerinde olur. L'ye geldiğimizde 2 numaralı eğrine sıcaklığında B noktası G noktasına gelir. B noktası nötr nokta, gördüğün gibi 10 üzeri eksi 7, 10 üzeri eksi 7 yani nötr nokta. Ama G noktasına bakarsak, G noktasının 10 üzeri eksi 7 olarak kalırken sıcaklık değiştiği için burası 10 üzeri eksi 5'lere falan geliyor. Dolayısıyla çarpım değeri değiştiği için burada nötr olan noktayı B'den G'ye taşıyamayız. Yani B noktası direkt G noktasına gelemez. Daha aralarda bir yer olması lazım. O yüzden bu ifade için hatalıdır ifadesini kullanacağız. Sadece 2 numaralı çizgi için şunu kullanabiliriz. Orada işte daha sıcakta elde edilen bir grafiktir ama B noktası G noktasına gelir ifadesi hatalı olur. 9. soruya bakalım. Burada da pH'e karşılık pH grafiği verilmiş 25 derece Celsius'ta. Aşağıdaki soruları yanıtlayalım. A şıkkında ne diyor? 100 ml A'dan 900 ml de su eklersek çözeltinin pH değeri ne olur? Şimdi A'ya bakıyorum. A'daki pH'im kaç benim? 2. pH 2 ise A'nın derişimi 10 üzeri eksi 2 molardır. Ben bundan 100 ml alırsam üzerine de 9 ml su ilave ediyorum. Dolayısıyla yeni çözeltim derişimi ne olacaktır? 100 var. 900 daha 1000 yapacaktır. Bunları şöyle sadeleştirirsek 10 üzeri eksi 2'yi bölü 10'dan 10 üzeri eksi 3 molar olur. Ben bunun eksi logaritmasını alırsam pH değerim 3 olur. pH değerim mi sorduğu için pH değerine 3'tür diyeceğim. Başka da bir nokta sormamış. A şıkkının cevabı 3 olacaktır. B'ye gelelim. 200 ml A çözeltisini B çözeltisine dönüştürebilmek için. Şimdi şeye bakacak olursak A çözeltisinde az önce gördük pH'imiz 10 üzeri eksi 2 molardı. B çözeltisine bakacak olursak B çözeltisinin derişiminde de 10 üzeri eksi 4 molar olarak görüyorum. Çünkü pH'i 4. O halde B'nin derişimi 10 üzeri eksi 4 molardır. A'yı B'ye dönüştürmek istiyorum. A çözeltisinden kaç litre? A çözeltisinden kaç litre su eklemem gerekir? O zaman şöyle bir şey yapıyorum. 200 ml'den 10 üzeri eksi 2 molar var. Ben bunun üzerine 200 artı V kadar su eklersem yeni derişimim 10 üzeri eksi 4 molar olur diyebilirim. Ya da M1, V1, M2, V2'den bunu yapıyoruz sıvı çözeltilerde. Dolayısıyla şurada bir matematiksel işlem yapacağız. Şunu şu tarafa geçirecek olursak 10 üzeri artı 4 diye geçer. Dolayısıyla şunların geçmiş hali şurası 10 üzeri 2 olarak yapar. Dolayısıyla 10 üzeri 2 ile de 200'ü çarptığımda 200'ün yanına 2 sıfır daha atmam lazım. Burada da 200 artı V var. V'yi de çekecek olursak 20.000'den 200'ü çıkartırsak 19.800 mililitre yapıyor. Kaç litre demiş bana? O zaman 1000'e bölersek 19,8 litrelik su ilave edersek A'daki çözeltiyi B'deki çözelti haline getirmiş oluruz. C şıkkına bakalım. 500 ml saf suda kaç mol hidroklorik asit çözünürse B çözeltisi elde edilir. B çözeltisinin derişimi 10 üzeri eksi 4 molardı hatırlarsan pH'i 4 olduğu için. Hidroklorik asitin kuvvetli asit olduğunu söylemiş. O zaman şöyle bir şey yapacağız. 10 üzeri eksi 4 molarlık hidrojen iyonu lazım bana. Şöyle bir şey yapabilir miyim ben? %100 iyonlaştı. Şuranın değişimi ben 10 üzeri eksi 4 molar olmasını istiyorsam şunun molaritesi burası 10 üzeri eksi 4 ise burası da 10 üzeri eksi 4 molar olmalıdır. O halde molarite mol sayısı böyle hacimse bana kaç mol hidroklorik asit çözünür diyor. O zaman 10 üzeri eksi 4 molar eşittir. Mol sayısı neyin? Hidroklorik asitin bölü onun derişimi ama litre olarak alacağım. 0,5 litre olacak. Çarptığımızda bunu 5 çarpı burayı 10 üzeri eksi 1 olarak yazarsak burası 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 5 mol olarak bulurum. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol hidroklorik asitleri saf şeyde çözecek olursak pH'i 4 olan çözelti elde etmiş oluruz. D şıkkına bakalım. 1 litre D çözeltisinden. D çözeltisine bakıyorum hemen. pH'imiz kaç? 10. pH 10 ise demek ki D çözeltisi için ne diyeceğiz biz? 10 üzeri eksi 10 molarlık hidrojen varsa tabi hidroksil iyon derişimini bulmam lazım. 10 üzeri eksi 4 molar olur o da. 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 14'ü tanımlamak için. 1 litreden 900 mililitre su buharlaşacak olursak demiş. O zaman şöyle bir şey yapalım. 1000 mililitre diyelim ona 1 litreye çarpı. 10 üzeri eksi 4 molar vardı bende. Doğru mu? Ben bundan
9 mililitre su buharlaştırırsam kaç mililitre su kalır? 100 mililitre. O zaman yeni derişim ne olur? Şöyle yüzlerle 2 sıfır sadeleştirirsek 10 üzeri eksi çarptığımda 10 üzeri eksi 3 molar hidroksil iyon derişimi olur. Bunu da eksi logaritmasını alırsam pOH değerimiz 3 olarak hesaplanır. E şıkkına bakalım. A çözelsinin pOH değeri E çözelsinin pH değerine eşittir. A çözelsinde pH değerimiz kaçtı? 2 idi. Peki pOH değerimiz kaç olur? 12. Doğru mu? 14'ü tamamlayacağız. İşte bu. E çözelsinin pH değerine eşittir. E çözelsinin pH'ı şurası kaçmış o zaman? 12. O zaman orayı bulduk. Bu koşulu sağlayan iki çözelti için aşağıdaki genellemelerden hangileri her zaman doğru olur denilmiş. Şimdi E çözelsinin pH'ı 12 ise buranın da pH'ı 2 ise genelleme yapacak olursak burası asit, burası baz. pH üzerine gideceğim değil mi? Şu senin kafanı karıştırmasın. İki çözeltinin birbirinin hidrojen iyon derişimi diğerinin hidroksil iyon derişimine eşittir. Doğru. Birinin hidrojen iyon derişimi mesela A'nın hidrojen iyon derişimine bakacak olursak hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 2 molardır. Diğerinin hidroksil iyon derişimine bakacak olursak şurada pH'imiz 12 ise pOH'imiz 2'dir. pOH 2 ise burada da hidroksil iyon derişimimiz 10 üzeri eksi 2 molar olur. Dolayısıyla birinin hidrojeni diğerinin hidroksili birbirine eşit olur. Bu her zaman için doğrudur diyebiliriz. 2'ye bakalım. İki çözeltiden birinin hidrojen iyonu mol sayısı diğerinin hidroksil iyonu mol sayısına eşittir. Bu mol sayısı biraz sıkıntılı bir durum. Neden? Molarite benim için önemli. Molarite de mol sayısıyla hacme bağlı. Dolayısıyla hacmi bilmediğim için mol sayısıyla ilgili eşittir. Yani birinci öncülde yaptığım gibi derişimler eşitse mol sayıları da eşittir diyemem. Burada neye bağlı? Hacme bağlı. Hacimler bilinmediği için böyle bir yorum yapamam. 3'e bakalım. İki çözeltinin pH değerleri ya da pH değerlerinin toplamı daima 14 eder. İyi de hangi sıcaklıkta? Şimdi ben 25 derece Celsius için derse bunu, oda sıcaklığı, oda koşulu ya da 25 derece Celsius derse bu ifade evet daima 14 eder ama sıcaklık belirtilmediği için her zaman 14 etmez. Yüksek sıcaklıkta işte 13 eder, 13.5 eder, 12 eder bilemiyorum. Düşük sıcaklıkta da işte 14'ten büyük bir değer edecektir diyeceğiz. Uygulama sorularının ardından bir de konu kavrama sorularımız var. Çoktan seçme olarak bakalım nasıl geliyor bunlar. 1. Sulu çözeltilerin özellikleriyle ilgili olarak hangileri doğrudur? Hidrojen iyon derişimi hidroksil iyon derişiminden büyükse çözeltimiz asidiktir diyebiliriz. Burada herhangi bir değer verilmez. Değer olarak sadece toplam iyon derişimine bakacak olursak hidrojen fazlaysa ortam asittir deriz. Diğerine bakalım. pH ile pH, pH'ımız küçükse pH'a göre çözeltimiz baziktir denilmiş. Çözeltimiz asidik olacak. Neden? Çünkü eşit olma durumunda 7'ye 7 idi. pH'imiz pH'tan küçükse demek ki pH'imiz 6, pH'imiz de 8 gibi düşünebilirsin. Toplam 14 yapacak. 25 derece için düşünüyorum ben. Dolayısıyla pH'imiz pH'tan küçükse ortam asidik olur. Bazik olmaz. Her sıcaklıkta hidrojen hidroksil çarpımı 10 üzeri eksi 7 molar değildir. Unutma bu sadece 25 derece Celsius sıcaklık için geçerli bir eşitliktir. Doğru cevabımız A seçeneği oluyor. 2'ye bakalım. Asit ve baz çözeltileriyle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur denilmiş. pOH değeri arttıkça asitlik kuvveti artar mı? Öncelikle şunu söyleyelim. Mesela pOH artıyorsa şöyle bir değerlendirme yapalım. Mesela ne oluyor? Örnek veriyorum. 9'dan kaça çıksın? 12'ye çıksın. Peki pH değerimiz ne oluyor o zaman? 9 iken kaç olacak pH'im? 5. Çünkü toplam 14 yapacak. 12 iken kaç olacak? 12. Dolayısıyla pH'im 5'ten 2'ye doğru gidiyorsa yani şöyle skalayı düşün pH metreyi. Bak hiç ezber yapmıyorum görüyor musun? 7 şurası 0. Bak pH'im buradayken buraya doğru gidiyor. Zaten buraya doğru gidersem pH'im gittikçe o zaman asitlik kuvvetimiz, asitlik özelliğimiz artar diyebiliriz. Dolayısıyla bu ifade doğru bir ifade oluyor. 25 derece Celsius'ta hidrojenle hidroksilin çarpımı 10 üzeri eksi 14 molardır. Zaten bu ezberinde olan bir bilgi. İfade doğru. pH pH'tan büyükse çözeltimiz baz özellik gösterecektir. Çünkü hemen örnek verelim. pH'im olsa pH'im kaçtır? 4'tür. Dolayısıyla zaten çözeltimiz baziktir diyebiliriz. pH'imiz 7'den büyük olduğu için doğru cevabımız E seçeneği oldu. Aşağıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. pOH değeri 6 olan çözelti için baziktir diyemem kesin. Çünkü neden? Sıcaklık bilinmiyor. Sıcaklığı bilseydim olurdu. Sıcaklığım eğer 25 derece Celsius'un üzerinde ise pH'im 6 olduğunda çözeltinin nötr özellik gösterebilir.
25 derece Celsius'ta bir çözelti hidrojen iyon değişimi 10 üzeri eksi 8 molarsa çözelti bazik olur, asidik değil. Bu kesinlikle yanlıştır. Hani kesin yanlış deseydi cevap B olurdu, bu ikisinden birini işaret edecek olsaydık. C'ye bakalım. Hidroksil iyon değişimi 10 üzeri eksi 7 molar olan çözelti nötr bir tuz çözeltisidir denilmiş. İyi de hangi sıcaklıkta? Gene sıcaklık belirtilmemiş. Yani 25 derece Celsius için deseydi bu ifade doğru olurdu. Çünkü nötr bir tuz çözeltisinde 25 derece Celsius'ta hidrojenle hidroksil 10 üzeri eksi 7 molara eşittir diyeceğiz. 80 derece Celsius'ta arı suda pH ile pH'ın toplamı 13'tür. Nereden biliyoruz? Bize Kalsu değerini vermemiş ki, kalsu değerini verseydi olurdu. Ama şöyle bir şey diyebilirdi. 80 derece Celsius'ta saf suda bunların toplamı 13 olabilir deseydi doğru derdim. Evet, 14'ten daha küçük bir sayı olacağı aşikar ama kaç olacağını bilemem. Su eklendiğinde pH değeri büyüyen çözelti asit çözeltisidir. Bu kesin doğru. Neden? pH skalasını düşün. Saf suyun pH 7 idi. Şurası 0, şurası 14. Saf su eklersek şuraya doğru gider. Saf su eklersek şuraya doğru gider. pH'i artırıyorsa ben hangi bölgedeyim? Asit bölgesindeyim. O zaman çözeltim kesinlikle asit çözeltisidir diyeceğiz. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. 4'e bakalım. 0.1 molar sodyum hidroksit çözeltisine kendi hacmine eşit miktarda maddeler eklendi. pH nasıl değişir? Şimdi burada aslında sıvı çözelti sorusu bu değil mi? Sıvı çözeltileri hatırla derişimlerde. Ya da karışım şeyine bakacak olursak, yoğunluğuna. Senden daha yoğun bir madde eklersen, çözeltinden daha yoğun bir madde eklersen derişim artar. Daha az derişimi olan bir madde eklersen derişim azalır. Aynı derişimde bir madde eklersen istediğin hacimle karıştır, derişim değişmez. Bu aynı maddeler için, aynı tür maddeler için. Ama burada bir de işin içine asitle baz giriyor. Eğer asidin üzerine baz eklersen asidin pH'i küçüktür. Baz eklediğin için pH ne yapacaktır? Yukarı çekecektir. Bazın üzerine asit eklersen pH ne yapacaktır? Aşağı çekecektir. Saf su eklersen de asidi eklersen pH artırır. Bazı eklersen pH'i düşürür. Sonuçta 7'ye doğru bir gidişat olacak. Buna göre değerlendiriyor olacağız. Şimdi bakalım. 0.1 molar sodyum hidroksit var. Üzerine 0.01 molar sodyum hidroksit çözeltisi ekliyorum. Yani derişim ne olacak? Azalacak. Derişim azalırsa bazlık kuvvetin zayıflar. Şöyle bir pH skalası düşünecek olursak, sen eskiden şuradaydın, şu çözelti eklediğinde 7'ye doğru bir yaklaşma olur. Dolayısıyla pH skalamızın azalmasını beklememiz muhtemeldir. 1 molarlık sodyum hidroksit eklersek, bak aynı maddeden ekliyorum, bu sefer daha derişini ekliyorum. Bu sefer ne olacaktır? Burada sayı doğrusuna sağa doğru kayacak. pH değerimiz artacaktır çünkü bazlığı artırmış oluyoruz. Saf su eklersek de pH'imiz 7'ye doğru yaklaşacak. O da yine birinciyle aynı etkiyi yaratır ve azalır dememiz lazım. Burada değişmezler büyük çeldirici, onu söyleyeyim. Saf su eklersek bir seyrelme olur. Seyrelme olacağı için de pH'imiz 7'ye doğru yaklaşır. Doğru cevabımız A seçeneği olur. 5'e bakalım. Yukarıdaki tabloda harflerle belirtilen satırlardan hangisindeki bilgi yanlıştır denilmiş. Şimdi X'e bakalım. Kontrol edeceğiz hepsini. pH, bir defa hidrojenimiz 1 ise pH'imiz 0 çıkar. Bunlar doğru. Birbirini doğruladı. pH 0 ise ortam asit, doğru. pH 0 ise pH 14 olur. İkisinin toplamı 14 olacak. Doğru. Yani 25 derece Celsius için düşünüyorum tabii bu değerleri. Ve hidroksilimiz de burası tabii 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 olması lazım. Bak, hatayı direkt X'te bulduk. Gördün mü? Şurası 10 üzeri eksi 14 olmalıdır. Şurası hatalıdır. Hadi diğerlerini de kontrol edelim. Hatırımız kalmasın. Bak, burası 10 üzeri eksi 2 ise burası 10 üzeri eksi 12 olur. Birbirini doğruladı. Eksi 2'nin logaritması, eksi logaritması 2. Burası da 12 ve çözeltimiz pH'imiz 2 olduğu için asittir. İfade doğru. Z'ye bakalım. Eksi 7, eksi 7 birbirine eşit olacak zaten bunlar. Ve pH'lar 7, pH da 7. Ortam nötrdür. Doğru bir ifade. T'ye bakalım. 10 üzeri eksi 9 ise 10 üzeri eksi 5 olacak. Birbirini 14'ü tamamladı. Yine 9'a 5 olur. Ama ortam pH 9 olduğu için ortam baziktir. Bu da doğru bir ifade. V şıkkına, V'ye bakalım. 10 üzeri eksi 14 ise burası 1 olur. Çarpımları çünkü 10 üzeri eksi 14 yapacak. pH'im 14, pH'im 0 ve ortam baziktir. pH'im 14 olduğu için doğru cevabımız A seçeneği oldu. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur denilmiş. Nötral bir çözelti daima saf sudur. Hayır, kuvvetli bir asitle kuvvetli bir bazdan oluşan nötr özellikle bir tuz çözeltisi de olabilir. İlla ki saf su olacak da bir kaidem yok. Ya da alkol su karışımı, alkollü su da yine pH 7 olur. Çünkü alkollerin de su çözeltisi nötraldir.
Bir çözeltinin pH değişiminin tek yolu çözünenin mol sayısını değiştirmektir. Hayır, çözeltinin sadece mol sayısıyla oynamak illaki pH'i değiştirmez. Hacimle de oynayarak değiştirebiliriz. Sıcaklıkla da oynayarak değiştirebiliriz. Birçok yolu vardır. Dolayısıyla bu ifade hatalı bir ifade oluyor. Sulu çözeltilerin pH değerleri 0 ile 14 arasında değişmez. Bu da bir genel aslında yanlış kavramlardan bir tanesi. Neden? Çünkü biz genellikle sulu çözeltilerimizde kullandığımız pH'ler işte 0 ile 14 arasında olduğu için biz sayı doğrumuzu 0 ile 14 arası çiziyoruz ama ders anlatımı sırasında hatırlarsan örnekler içerisinde denk geldik. Mesela 10 molarlık bir asit çözeltisi olursa ben bunun eksi logaritmasını alırsam pH değerim eksi 1 olur. Dolayısıyla eksi 1 ile 15 arasında da skala genişletilebilir, yazılabilir. Yani illaki bu değişmez sayılar değildir. Burada sadece derişime bağlı olarak yazdığımız matematiksel eşitliklerdir bunlar. Dolayısıyla çok sık kullanıldığı için 0 ile 14'ü kullanıyoruz ama 0'ın altında da yine pH değerlerimiz olabilir. Çok kuvvetli asitlerde ya da çok kuvvetli bazılarda 14'ten büyük de olabilir. Bunu lütfen karıştırma. Saf suyun sıcaklığı değişse bile nötr olma özelliği değişmez. Bu doğru bir ifadedir. Çünkü her ortamda nötrdür saf su. Hani hidrojen ile hidroksit birbirine eşittir derişim olarak. Sıcaklık değişirse sadece bunun pH değerleri değişir. Onun dışında nötr olma özelliği değişmez. pH değeri yeniden farklı bir çözeltiye su eklenirse pH değeri artar. Neden artsın ki sadece? Sadece artma ifadesi hatalı değil mi? Eğer bazik özellikle bir madde ise mesela pH 10'sa saf su eklersek pH'ı azalacaktır. Bu da hatalı bir yargı olmuş. Doğru cevabımız Denizli oluyor. 7'ye bakalım. Oda sıcaklığında bir çözelti için pOH-pH 2 ise pH ile pOH değerleri nedir? Bak çok kolay. pOH ile pH'ın farkı 2. Bir de ben ne biliyorum oda sıcaklığında? pOH ile pH'ın toplamı 14. Bak bu ikisini toplarsak şurada pH'ler sadeleşir. 2 tane pOH değerimiz 16. O zaman pOH değerimiz 8 olur. pOH değerim 8 ise pH'im de 6 olur. Doğru cevabımız C seçeneği gelir. 8'e bakalım. Suyun yoğunlaşma denklemi verilmiş ve olayın endotermik olduğu bilgisi de burada veriliyor. 25 derecedeki saf suyun sıcaklığını 60 dereceye çıkardığımızda hangisi azalır denilmiş. Şimdi bir defa endotermik olduğu için suyun yoğunlaşma yüzdesi artacaktır. Bu artar. Suyun pH değeri. Şimdi şöyle bir değer sallayalım istersen. K suyun değeri de artacak, doğru mu? Şimdi bu normalde 25 derece 10 üzeri eksi 14 iken diyelim ki rahat işlem yapmam için değeri sallıyorum 10 üzeri eksi 12 olarak çıktı. Ben bunun eksi logaritmasını alırsam pH ile pOH'ın toplamı 12 yapar. Ki burada nötr özellik göstereceksek pH'ın 6 olması lazım. Bu değerin suyun pH değerinin azalmasını burada beklerim. Çünkü 7'den küçük bir sayı çıkmak zorunda K su değeri arttığı için. Hidrojen iyonlarının mol sayısının artmasını beklerim. Çünkü dediğim gibi iyonlaşma yüzdesi artacak. Daha fazla iyon olacak ortamda. İyonlaşma sabitin değeri zaten artar. Her ikisinin çarpımı K su değerini vereceği için. Hidroksil iyonlarının derişiminin de artmasını beklerim. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olur. 9'a bakalım. Suyun iyonlaşma sabiti K suyun birimi hangisi olamaz denilmiş. Bir defa hidrojen iyonu ile hidroksil iyonunun çarpımı olduğu için molarite çarpımı molaritedir. Dolayısıyla burada molarite kare gelir. Bu doğrudur. Molarite kare, mol kare bölü litre kare denilebilir. Litre yine ben desimetre küpü kullanabilirim. Dolayısıyla molün karesi bölü desimetre küpün karesini alırsak desimetre üzeri 6 olur. Bu da olabilir. Ya da litre kare yukarı taşırsak litre üzeri eksi 2 çarpımı durumda olur. Yani mol kare çarpı litre üzeri eksi 2 bu da olabilir ama mol kare çarpı desimetre üzeri eksi 3 olmaz. Desimetre üzeri eksi 6 deseydi doğru olurdu. Doğru cevabımız C seçeneği olur. 10. soruya geldiğimizde 25 derece hazırlanmış XYZ kaplarındaki çözeltilere aynı miktarda su eklendiğinde birinci kapta pH artarken denilmiş. Şimdi pH skalasını şöyle bir daha düşünelim. Şurası pH'in 7 olduğu nokta. Asidin üzerine eklersek pH'im artar. Bazın üzerine eklersek pH'imiz azalır. Şurası 0 ile 14 değil mi? Dolayısıyla birinci kapta pH artıyorsa o zaman birinci kap için çözelti asidiktir diyeceğim. Üçüncü kapta pH azalmış. Üçüncü kapta azalmışsa o zaman baz çözeltisidir diyeceğim. İkinci kapta ise sabit kaldığına göre Y de nötr özelliktedir diyeceğim. Şimdi bakalım hangisi yanlıştır deniliyor. A çözeltisinde pH 7'den küçük müdür? Evet, asit olduğu için pH 7'den küçük. Z çözeltisi baz olduğu için pH 7'den büyük olur. Y çözeltisi X'e aktarılırsa pH değeri değişmez. Şimdi Y nötr.
X'e aktarırsam asidin üzerine tekrardan saf su dökmüş gibi olurum. Dolayısıyla pH'i daha da artıracağım. İfade hatalı, o yüzden daha da artmasını bekliyorum. Y şekerli su çözeltisi olabilir. Çünkü şekerli su nötr özellikle bir çözelti örneğidir. X ve Z kaplarında hidrojen ve hidroksit iyonları derişimleri eşit değildir denilmiş. Tabii ki eşit değildir. X kabında hidrojen iyonu hidroksilden fazlayken Z'de ise hidroksil iyonu hidrojen iyonundan fazla olur. Bu da doğru bir ifadedir. Doğru cevabımız C seçeneği olur. 11. sorumuz bir grafik sorusu. Bakalım X, Y, Z çözeltilerine ait pH ve pH grafiği verilmiş. Bu çözeltilerle ilgili hangisi yanlıştır deniliyor. Şimdi çözeltilerin hidroksil iyon derişimlerinin eşitliğine bakacak olursak şöyle bir şey yapabilirim. İstersen biraz taşıyayım ben bunları. X'in hidroksil iyon derişimi ne olur? X için yazarsak 10 üzeri şurası 2 değil mi? pH 12 ise 2. Şurası tabi doğru orantı grafiği olduğunu düşünerek çizmemiz lazım ama tabi tam olarak yeri de kestiremeyiz ama şurası 7 ile 12 arasında bir yer. Yani mesela ne diyebiliriz? İşte şurası için 10 dersek şurası ne olacaktır? 4. Şöyle X için 10 üzeri eksi 2 molar. Y için 10 üzeri eksi 14 molar. Z için ise tabi bu hidroksil iyon derişimleri A şıkkında sorduğu için Z için ise 10 üzeri eksi 10 molardır diyeceğim. Dolayısıyla X'teki hidroksil iyon derişimi en fazladır diyebiliriz. Onu söyleyelim. Yani hidroksil iyon derişimi X en fazla. Sonra Y, sonra da Z diyeceğiz. Çünkü Z'ninki oldukça düşük, 10 üzeri eksi 10 molar mertebesinde ifade doğrudur. B şıkkına bakalım. X çözeltisinin hidroksil iyon derişimi Z çözeltisinin hidrojen iyon derişiminden büyüktür denilmiş. Şimdi X'in hidroksil iyon derişimini ben bulabiliyorum. Net olarak belirleyebiliyorum. Kaç molar? 10 üzeri eksi 2 molar. Z'nin de hidroksilini bulabiliyorum net olarak. Ki bana hidrojenini soruyor. Burası 10 ise burası kaç olur? 4. O zaman burası da kaç olacaktır? 10 üzeri eksi 4 molar. X'in hidroksili Z'nin hidrojeninden büyüktür. 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 4'ten büyüktür. İfade doğru. C'ye bakalım. X çözeltisine yeterli miktarda su eklenirse X çözeltisi şurası değil mi? pH'im 12. Yeterli miktarda su eklersek yani 7'ye doğru yaklaştırırsak Y çözeltisini elde edebilirim mi? Elde edebilirim değil mi? 7 burası. Su eklersem 7'ye doğru yaklaşacak. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir diyeceğiz. D şıkkına bakalım bir de. X ve Y çözeltileri asidik, Z çözeltisi baziktir. Hayır, tam tersi. X ve Y baziktir. Çünkü şuradan bakacak olursak pH'larımız 7'den büyük buralarda. Buralar bazik bölgeler. Şurası ise asidik bölge. Dolayısıyla Z asitken X ve Y baziktir. İfade hatalı. E şıkkına bakalım. Y çözeltisine yeterli miktarda çözünen eklenirse X çözeltisi ile pH değerleri aynı olabilir. Aynı olabilir. Çünkü Y çözeltisi bazik özellikle bir çözelti. Ama X'in bazlı Y'den fazladır. Yeteri kadar çözünen eklersek, mol sayısını artıracak olursak bazın X derişimine eşit bir çözelti elde etmiş oluruz. O zaman doğru cevabımız Denizli olur. Evet, biraz uzun bir bölümdü ama pH ve pH kavramlarını ve bunların grafiksel yorumlarını iyice etüt ettik. Burada uygulamalarımızı oldukça fazla bir şekilde yaptık. Umarım anlaşılmıştır. Birbirine çok aslında karışabilen ifadeler olabiliyor ama benim burada yaptığım gibi böyle sadece pH üzerinden düşünerek ona göre asittir, bazdır yorumlarını yapacak olursak, işte çözelti üzerine saf su eklenirse pH'ler nasıl değiştiğini burada özellikle vurgulamaya çalıştık. Onlara da dikkat edersen buralarda hata yapmayacaksındır. Tabi buralar konuların en temel kısımları. Şimdi bundan sonra artık pH hesaplarını nasıl yapıldığını biliyoruz. Şimdi artık asitlerde, yani asidik çözeltilerde, bazik çözeltilerde bu hesaplamaları nasıl yapıyoruz? O kısmı görüyor olacağız. İlerleyen derslerde tekrar görüşmek üzere.